Varlık nedir'e verilen cevaplarla devam ediyoruz. Birinci cevabımız varlığın oluş olduğuydu. Şimdi en önemli cevaba geldik. En önemli cevaptan kastım şu. Daha çok sorunun gelme olasılığı olan cevap bu. Varlık ideadır diyenler. Varlığın idea olduğunu savunan felsefi idealizm var olanı kabul etmesi açısından gerçekçidir. Biz ne demiştik? Var olanı kabul eden bütün görüşlerin ortak adı gerçekçiler. Ama var olanın nesne değil idea, idea düşünce demek. ideya cinsinden olduğunu söylediği için de idealist bir öğretidir. İdealizm var olan her şeyi ideaya yani düşünceye bağlar ve insan düşüncesinden bağımsız ayrı bir gerçekliğin var olamayacağını söyler. En önemli temsilcisi Platon'dur. Platon varlık sorununun çözümünde idealar kuramını ortaya atar ve der ki İki tür evren vardır. Bu iki evren birbirinden tamamen farklıdır. Nesneler evreni ve ideyalar evreni. Nesnelere neden gölgeler diyor? Çünkü nesneler gerçeklerin yani ideyaların bir yansımasıdır. İdeyalar tüm varlıkların örnekleridir. Öncesizdir, sonrasızdır, tektir ve yetkindir. Asıl gerçek varlıklardır. Ötekiler yani gölgeler yani nesneler sadece bunlardan pay aldığı oranda gerçeklik kazanır Platon'a göre. Aristoteles yine varlığın idea olduğunu savunan önemli bir filozof. O Platon'dan farklı olarak bu idealara form adını veriyor. Bu sorularda karşınıza çıkarsa ve siz eğer form kavramının Aristoteles'e ait olduğunu bilirseniz çok daha kolay çözersiniz soruları. Form da idea gibi bir, değişmez, hareketsiz ve madde dışı. Ancak form maddeyi biçimlendirme onunla bir arada olma özelliğine sahiptir Aristoteles'e göre. Varlıklar belli bir amaçla bulundukları basamaktan hep bir üst basamağa çıkmak isterler. Bu oluşumu başlatan da salt düşünce dediği ruhsal bir ilkedir. Aristo da buna salt form yani sadece biçim adını verir. Başka bir idealist filozof Farabi. Farabi de varlık sorununu zorunlu varlık kavramıyla açıklar. Aslında sadece Tanrı'ya dayandırarak açıklar varlık problemini Farabi. Der ki yokluğun izini taşımayan, bir ve gerçek olan tek varlık Tanrı'dır. Ondan önce, ondan sonra ya da ondan üstün başka bir varlık yoktur. Çünkü sadece Tanrı'nın var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama Tanrı'nın yarattığı diğer her şey varoluşları anlamında Tanrı'ya bağlıdır. Varlıklar arasında Tanrı'ya en yakını akıl, en uzağı da maddedir. Başka bir idealist filozof Hegel. Hegel'in sistemi de nesnel idealizmdir tüm varlığın kendisinden çıktığı evrensel bir gerçek bir idea vardır. Maddi olmayan bu idea tek tek varlıkları kapsar. Fakat bu evrensel varlık Hegel'e göre bazı filozofların dediği gibi değişmez değildir. Tam tersine sürekli bir gelişme ve değişme halindedir. Hatırlayalım Heraklitos'tan almıştır bu görüşü Hegel. Bu ilkenin diyalektik bir işleyişi vardır. Tez... Bunun zıttı antitez ve sonunda ikisinin kavgasından ortaya çıkan sentez. Yani tez, antitez ve sentez olarak biçimlenir e, diyalektik kavramı Hegel'de